Evet efendim, bugün 8 Haziran 2021 Salı, yeniden 20 dakikalığına beraberiz. Bugün de gündemi hep beraber değerlendireceğiz. Aslında pandemi kurallarının biraz gevşemesinden sonra Alanya'da pek kayda değer haber olmuyor efendim. Yani geçtiğimiz yılın Haziran ayına nazaran, Haziran ayına baktığımızda daha hareketliydi ama bu sene vatandaşın zaten canı burnunda. Siyasi gelişmeler ya da sivil toplum kuruluşlarında pek bir canlılık göze çarpmıyor. Tabiri caizse herkes ekmeğinin peşinde bu dönemde. Bu yüzden de sizlere, yani okuyuculara, izleyicilere haber niteliği taşıyacak bir malzeme çıkmıyor efendim. Evet, son günlerin en çok konuşulan konularından birisi yerel seçimlerde sahaya kimler inecek? Tabii şimdiden Toto oynar gibi, Spor Toto oynar gibi çeşitli isimler dolaşıyor efendim. Kim var işte, sayalım. Mevcut Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Altso Başkanı Mehmet Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, şu anki meclis üyesi, geçtiğimiz dönem başkan yardımcısı olan Adem Er, CHP Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Sipahioğlu, efendim İyi Parti'den Hacı Mevlüt Zavlak gibi isimlerin konuşulduğu bir süreç yaşıyoruz. Tabii Abdullah Sönmez'i de sayalım. Abdullah Sönmez, dün de söylediğimiz gibi, bunu bir pazarlık unsuru yapmak için benim kanaatime göre. Nedir o pazarlık? Yani ben adayım, ben de varım bu yarışta diyerek olası bir İyi Parti ve CHP'nin muhtemel adayına bir pazarlık unsuru, bir zemin hazırlayacak efendim. Diyecek ki, eğer benim aday olmamı, karşına çıkmamı istemiyorsan, o zaman bana hem birinci sıra meclis üyeliğini, hem de seçimi kazandığımız takdirde Batı bölgesinin, yani Alanya'nın batısındaki nedir? İşte Abdullah Sönmez'in egemen olduğu, bir dönem belediye başkanlığı da yaptığı, doğup büyüdüğü Konaklı Mahallesi'nin başta olmak üzere Payallar, Enişbeleni, efendim İncekum, Okurcalar, Güzelbağ gibi bölgelerin sorumluluğunu başkan yardımcısı olarak bana ver demek için böyle bir pazarlık yaptığını ben düşünüyorum efendim. Yoksa 2009'da zaten Abdullah Sönmez de bir cevher olsaydı, vatandaş oyunu, tercihini ondan yana kullanırdı. Dün İyi Parti İlçe Başkanı Alper Arıkan'la bir sabah kahvaltısı yapmıştık. Dünkü sohbetimizde de sizlere aktarmıştım bunu. Hatta Atatürk Bulvarı üzerindeki Hancı Pastanesi'nde kahvaltımızı yaparken, o sırada Atatürk Anıtı karşısında Maya Döviz'in üzerinde ofisi bulunan Mehmet Şahin, Altso Başkanı Mehmet Şahin de Altso binasına doğru yürüyordu ve bizi görünce biz de davet ettik kendisini. Geldi sağ olsun, bir çayımızı içti. Mehmet Başkan'la konuşmalarımızı dünkü yayında sizlere aktarmıştım. Bu arada Mehmet Başkan'ı uğurladıktan sonra Alper Arıkan dün akşam için, yani dün saat 19 itibariyle belediye meclis üyeleriyle bir toplantı yapacağını ve aralarındaki buzları eritmeye çalışacağını söylemişti. Ve ben de şöyle demiştim. Eğer toplantı gerçekleşirse ve bir birlik beraberlik oluşursa, lütfen bize bir fotoğraf, tek karede olsa bir fotoğraf gönderin. Biz bunu haber yapalım. İyi Parti İlçe Başkanı Alper Arıkan'la belediye meclis üyeleri, İyi Partili meclis üyeleri arasında herhangi bir sorun yok diye haber yapalım demişti. Ben bunun sözünü almıştım. Fakat şu anda aradan neredeyse 24 saati aşkın bir süre geçti. Dünkü Alper Başkan'dan söz alışımın ardından, ama o fotoğraf nedense eleme ulaşmadı. Ben de merak ettim, araştırdım. Acaba toplantı oldu mu dedim. Önce bir araştırdım. Olmuş efendim. Dün akşam İyi Partili meclis üyeleri İyi Parti İlçe Teşkilatı'na giderek Alper Arkan'ın daveti üzerine bir toplantı yapmışlar. Ama meclis üyelerinin birçoğu biz fotoğraf vermek istemiyoruz demişler. Yani Alper Arıkan'ın gol atmasına müsaade etmemişler efendim. Şunu da söyleyelim. Alper Arıkan biliyorsunuz İstanbul'da muz işi yapıyordu. Kardeşi Çağrı Arıkan'la beraber
Ama bu pandemi süreci nedeniyle muz işinden zarar ettiğini belirterek İstanbul'daki Toptancı Halim'deki yazıhanesini kapatmış. Daha doğrusu kapatma talimatı vermiş kardeşine. Orada ne var ne yoksa sat, devret ve Alanya'ya gel. Biliyorsunuz daha önce de haber yapmıştık. Alper Arıkan ve kardeşi Çağrı Arıkan İstanbul'da büyük bir döner dükkanı, dönerci dükkanı açmışlardı. Fakat pandemi süreci nedeniyle uzun bir süre restoranların kapalı olması nedeniyle efendim dükkan açılmayınca, tabii kirada da dükkan sahibi indirim yapmayınca Alper Arıkan ve kardeşi Çağrı Arıkan o dönerci dükkanını da kapatmışlardı. Dolayısıyla İstanbul'da ticari olarak üzülerek biraz da hezimete uğrayarak tekrar Alanya'ya dönüyorlar. Peki ne yapacak Alper Başkan? Onu da söyleyeyim efendim. Alanya'da inşaat işine giriyor. Dün araştırdım. Tabii şimdi inşaat işine girmek hemen ben bugün inşaat işine giriyorum dediğiniz zaman giremezsiniz efendim. Yeni yasalar çıktı. Müteahhitlik belgesi almanız lazım. O belge pat diye alınmıyor hemen. Ama mesela daha önceden müteahhitlik belgesi almış birisiyle finansal olarak ortak olabilirsiniz. Atıyorum bugün bölgenin en büyük müteahhiti kim? Diyelim ki Ahmet Gürses. Yekta İnşaat'ın sahibi. Şimdi ben onun hacminde bir inşaat yapamam. O büyüklükte inşaatlar yapamam. Ekonomik olarak nefesim yetmez buna ama biraz param varsa gelirim, ortak olurum. Kâra ortak olurum. Yani ben müteahhit olarak anılmam resmi olarak ama ortak olurum. Ne bileyim efendim bir ofis açarım kendime. Falanca şirkette ortağım derim. Şimdi Alper Arıkan ve dolayısıyla kardeşi Çağrı Arıkan da buna benzer bir süreç yaşayacaklar. Hemen gelir gelmez hemen önümüzdeki ay müteahhitle başlayamayacaklar. Ancak daha önceden bir müteahhitlik belgesi almış bir firmaya ya da bir isme ortak olabilecekler. Onu da araştırdım efendim. Alanya'da son dönemde büyük işler yapan, Alanya'da uzun yıllardır aslında inşaat işleriyle uğraşan ama işleri büyüterek, hacim yükselterek devasa inşaatlara imza atan Cityline isminde bir şirket var efendim. Hatta geçtiğimiz günlerde Oba Mahallesi, Çarşamba bölgesinde Alanya Belediyesi adına bir kreş yapmak için düğmeye basmışlardı ve bunun temel atma töreni yapılmıştı. Cityline isimli bu inşaat şirketi aynı zamanda Alper Arıkan'ın da yakın dostu efendim. Alper Arıkan'ın yakın dostu hatta Cuma pazarında şu anda Cityline'ın ofisini kullanıyor. Alper Arıkan uzun bir süredir kullanıyor. Dolayısıyla bu yakın dostluklarından ötürü ben Alper Arıkan'ın Cityline'la ortak olacağını öngörüyorum. Hatta eminim diyebilirim. Şimdi inşaat işini bilenler bilir. İnşaatta eğer bir tecrübeniz yoksa herkes sizi kandırabilir efendim. Bizim dostlarımızdan duyduğumuz, bildiğimiz bunlar. Nedir o? Mesela beton alırken, demir alırken, efendim bir usta çalıştırırken bile eğer işi bilmeyen bir müteahhitseniz, tabandan dibinden gelmiyorsanız çok çabuk kandırılırsınız. Atıyorum 1 milyon liraya mal edeceğiniz bir daireyi bir usta, bir demirci, bir kalıpçı, bir fayansçı, efendim bir betoncu size 1 milyon 200 bin liraya mal ettirebilir. Zarar edersiniz yani. O yüzden de tecrübeli bir ortağa ihtiyacınız olabilir. İşte o isimde yaptığım araştırmaya göre Cityline'ın sahipleri Alper Arkan'ı da yakın dostları. Neden Cityline? Çünkü dipten geliyorlar efendim. Yani neredeyse kalıpçılıktan, sıvacılıktan gelen bir şirket. Cityline'ın tabanı, temeli, sahipleri çünkü tecrübeli bu konuda. O yüzden de Alper Arıkan'a şimdiden başarılar diliyoruz. Tabii şunu da söyleyelim efendim. Dün biliyorsunuz MHP'den bir istifa yaşandı. Hüseyin Tok
genç mimarlardan Hüseyin Tok, MHP yönetim kurulu üyesiydi. Ama dün sürpriz bir şekilde işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek istifa etti. Şimdi şöyle söyleyelim. MHP yönetim kurulu üyeliği 7/24 mesai isteyen bir şey değildir efendim. Haftada bir gün gidersiniz. Haftada bir gün partiye gidersiniz ve bir saat, iki saat toplantı yaparsınız. Pandemi sürecinde zaten uzun bir süre kapalıydı partiler. Dolayısıyla öyle yoğun bir şekilde, yoğun olacak bir şekilde parti toplantılarına katılmanız gerekmiyor. Neden acaba istifa etti? Dün epey bir dostumuz, hatta bugün de epey bir dostumuz bizi aradı. Acaba neden istifa etti? Bir araştırır mısın, bir sorar mısın diye. Sorduk, araştırdık. Hüseyin Tok neden istifa etmiş? İnanın biz de bilmiyoruz efendim. Gerçekten merak ediyoruz biz de. Az önce de söylediğim gibi bir yoğunluk gerektirmeyen bir görevi var. Hani başkan yardımcısı değil, efendim ilçe başkanı değil, normal bir yönetim kurulu üyesi. Dediğim gibi haftada bir gün toplantıya gidiyorsunuz efendim. Her hafta gitmeniz de gerekmiyor. Eğer o hafta o saat işiniz varsa bir WhatsApp'tan artık bir mazeret yazarsınız ilçe başkanına. Zaten 30-40 yönetim kurulu üyesi var. Bir görev verilecekse onlara verilir. Ya da size WhatsApp'tan da söylenebilir bu. Biraz vatandaşlar bunun altında başka bir sebep mi var acaba? Biliyorsunuz Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in daha önce baba atadan soyadı Tok. Dün istifa eden kardeşimizin soyadı Tok, Hüseyin Tok. Acaba akrabalar arasında bir sıkıntı mı? Biliyorsunuz Adem Başkan da MHP'den istifa eden Hüseyin Tok da MHP'li. Acaba akrabalar arasında bir sıkıntı mı var? Bu yüzden mi? Acaba Hüseyin Tok'un bir talebi mi? Mimar kendisi. Acaba bir iş yaptı da belediyeden bunu mu geçirtemedi şeklinde bazı söylentiler de dolaşmıyor değil. Tabii herkesin kendi inisiyatifi efendim. Hüseyin Tok'un bileceği iş. Bu arada MHP'den de herhangi bir açıklama yapılmadı. Onu da söyleyelim. Yani Hüseyin Tok'a teşekkür ederiz. Bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı gibi bir açıklama da yapılmadı. Onu da belirtelim efendim. Evet, CHP'den bahsedelim. Hatta bahsetmeyelim çünkü CHP ne yaptığı belli değil. CHP'nin haftalık salı günleri toplantısı dışında herhangi bir etkinliği olmuyor efendim. Şu süreçte tam da etkin muhalefet yapılacağı bir süreçte hem Ankara CHP'nin genel merkezi hem de Alanya'daki CHP'liler ne yazık ki etkin muhalefet yapamıyorlar. Tabi bu durumda muhalefet partilerine gönül vermiş vatandaşların şevkini kırıyor efendim. Bize gelen söylentiler, iddialar bu yönde. Vatandaş pek memnun değil, onu söyleyelim efendim. CHP ilçe başkanı Coşkun Karadağ'ın gidişatından, çalışmalarından pek memnun değiller. Az önce Alper Arıkan da söyledik efendim. Alper Arıkan'ın da meclis üyeleriyle arasını düzeltmesi beklenirken dün söz verdiği halde herhangi bir fotoğraf gönderemedi bize. Ne olacak? Böyle bu şekilde muhalefet partileri yani Millet İttifakı'nı oluşturan İYİ Parti ile CHP ne yapmaya çalışıyor? Alanya'da tabi bu durumda İYİ Parti'den aday olacağı söylenen Mehmet Şahin de elini zayıflatıyor. Onu da söylemiş olalım efendim. Evet, Alanya'daki gelişmeler bu yönde. Pek dediğim gibi, başta söylediğim gibi pek önemli bir gelişme olmuyor efendim. Kayda değer bir olay olmuyor Alanya'da. İşte vatandaş canı burnunda zaten. Ekonomik sıkıntıları var. Geçim derdi var. Yani asayiş konusunda bile Alanya'da gerçekten pek kayda değer bir olay olmuyor. Mesela bugün uzun bir aranın ardından Alanya Jandarması Kırgızistan ve Özbekistan uyruklu 3 kadınla onları fuhuşa zorlayan 2 şüpheliyi gözaltına almış efendim.
Nerede almış? Hemen onu da söyleyelim. Manavgat'tan getirilmiş. Kadınlar Alanya'da fuhuş yaptırılıp tekrar dönüyorlarmış. Biri 32 yaşında şahısların, kadınları pazarlayan şahısların, birisi de 20 yaşında efendim, daha 20 yaşında. Yani 20 yaşında artık ayakçı mıdır, şoför müdür, yani farkında mı ne yaptığının, onu aslında bir sorgulamak lazım. Hani 32 yaşındaki şahıs artık orta yaşı aşmış, yaş 35 dersek orta yaşa yakın daha doğrusu. Ama 20 yaşındaki bir çocuk, daha çocuk diyelim efendim, yani 2 sene olmuş daha yetişkin olalı. Acaba ne yaptığını biliyor mu? Acaba o kadınları Alanya'ya niye getirdiğinin farkında mı? Aslında bunu sorgulamak lazım. Yabancı kadınlar sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmiş. O iki şahıs da adliyeye sevk edilmiş efendim. Bakalım sonuç ne olacak? Evet, son günlerin özellikle Marmara Kocaeli hattında bir deniz salyası belası var efendim. Müsilaj denilen bir salya. Salya insan ya da işte hayvan salyasına benzediği için bu isim verilmiş ama bilimsel adı müsilaj. Şimdi Marmara Denizi'nde, Kocaeli Körfezi'nde etkili olduğu için o bölgede denize girmek isteyen vatandaşlar akın akın Ege'ye, Akdeniz'e geliyor. Bundan Alanya'da nasiplenmiş efendim. Alanya'da özellikle Kleopatra, Keykubat ve en çok da Galip Dere plajını. Galip Dere'nin şöyle bir özelliği var, bizi şehir dışından izleyicilerimiz için söyleyeyim. Galip Dere plajı ücretsiz efendim. Yani otellerin sahip olduğu büfeler yok sahilde. Dolayısıyla büfeler olmadığı için büfelerin koyduğu şemsiye, şezlong gibi unsurlar da yok. Alanya'da Damlataş ve Keykubat plajına denize girmek sıradan vatandaş için neredeyse imkansız. Çünkü adım başı ta denizin kıyıya vurduğu yere kadar şezlong, şemsiye var. Yani havlunuzu eskiden mesela konulabiliyordu ama son dönemde havlunuzu kuma serip de yatamazsınız efendim. Ama Galip Dere plajı bir önceki Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu döneminde yapıldı. Burada vatandaşlar ücretsiz olarak denize girebiliyorlar. Herhangi bir şemsiyeciye, şezlongçuya bir para ödemeden. Bu arada şunu da söyleyelim. Bugün hava sıcaklığı Alanya'da 28, deniz suyu sıcaklığı da 21'miş efendim. Nem oranı da %66 olarak ölçülmüş. Güzel. Keşke hep böyle devam etse. Hani 30'lar, 35 dereceleri görmesek hava sıcaklığı olarak. Güzel bir sıcaklığı var. Bu arada büyükalanya.com internet sitemize girerseniz orada çok güzel sahil görüntüleri de bulabilirsiniz efendim. Evet, bugün biraz erken bitirelim. Teşekkür ediyorum. Yarın başka konularla yeniden görüşmek üzere. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.